Sopa ve Top. Merhaba Pocoyo. Merhaba. Merhaba Bato. Merhaba Eli. Küçük arkadaşlarımız bugün ne yapıyor? Ha? Sesi duydunuz mu? Ah bakın, bu arkadaşımız Ahtapot. Merhaba Ahtapot. Bakın kafasında ne var? Orada neler olduğunu Pocoyo, Pato ve Eli'ye siz söyler misiniz? Sopa ve top. Evet, bir sopası ve bir topu var. Ve anlaşılan Ahtapot'un çok iyi bir fikri var. Herkes sopa ve topla oynayabilir. Ahtapot oyunu hazırladı. Sopayı kim alıyor? Ha, görünüşe göre ilk vuran Pato olacak. Aa, üzülme Pocoyo. Sopayla topa vurma sırası herkese gelecek. Eli, senin de sıranı beklemen gerek. Zavallı Pato. Bu kez ne oldu acaba? Bizim Ahtapot atmaya hazırlanıyor ve... Durun! Sanıyorum ki evet, bu yaptığı yel değirmeni atışı. Topa vurmanın bir yolu da bu Pato. Çok iyiydin Pocoyo. Topu geri götürmek çok önemli bir iş. Özellikle oynayacak tek topumuz varsa. Anlaşılan şimdi topa Eli vuracak. O da sırasını bekliyordu biliyorsun. Ama üzülme Pocoyo, sıran geliyor. Şu vuruşa da bakın. Er ya da geç vurmayı öğreneceğini biliyordum. Top, top gidiyor. Hala gitmeye devam ediyor. Peki nereye gitti? Sevgili uykucu kuşumuz belki topu o görmüştür. Top. Çok yakınında olabilir Pocoyo. Ama Pocoyo'ya yine yardım eder misiniz? Bu onun topu mu? Hayır, o bir yumurta Pocoyo. İşte bu garip. Bir kardan adam ve birkaç tane kar topu. Acaba hangi takımda oynuyor? Topunu görebiliyor musun Pocoyo? Dur, sesi duydun mu? Bu ses nereden geliyor? O ne öyle? Neler oluyor? Galiba top yere indi. Gördün mü Pocoyo? Ya siz çocuklar, topun nereye indiğini gören var mı? Kardan adamın önünde. Top
Topu buldun. Bu sizin top. Aferin sana Pocoyo. Aferin. Nihayet sopayla topa vurma sırası Pocoyo'ya geldi. Unutma Pocoyo, gözünü toptan ayırmayacaksın. Ne vuruştu ama. Aferin sana Pocoyo. Sıranı beklediğin için de aferin. Evet. Şimdi gidip topu al bakalım. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Pocoyo'nun topu var. Şuraya bakın. Pato ve Pocoyo orada. Merhaba Pocoyo. Merhaba Pato. Merhaba. O ellerindeki nedir? Bunun ne olduğunu bilen var mı? Bir top. Evet, bu bir top. Ve çok güzel bir top. Kıpkırmızı ve çok iyi zıplıyor. Bu yeni mi? Galiba yavru kuş da topu çok sevdi. Merhaba yavru kuş. Yeni bir top kadar güzel bir şey yoktur, değil mi? Evet, Pocoyo, Pato, galiba yavru kuş da sizinle oynamak istiyor. Zavallı yavru kuş. Pocoyo ve Pato onun top oynamak için çok küçük olduğunu düşünüyorlar. Şimdi ne yapacaksın Pocoyo? Nereye gitti acaba? Yavru kuşun nerede olduğunu Pato ve Pocoyo'ya söyleyebilir misiniz? Ağacın üstünde. Olmaz. Uçup gidiyor. Şimdi topunuzu nasıl geri alacaksınız? İyi düşündün Pocoyo. Uçak kuş.
Oh, Pocoyo. Yapma. Ağlama yavru kuş. Pocoyo ile Pato'ya yardımcı olabilir misiniz? Yavru kuşun yeniden mutlu olması için Pocoyo ve Pato ne yapmalı? Onu da oynatsınlar. Yaşasın. Gördünüz mü? Yeni bir toptan çok daha güzel şeyler var. Bir arkadaşı mutlu etmek en güzeli. Evet, artık üçünün de bir topu var. Aferin Pocoyo'ya. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Sinsi ayakkabılar. Merhaba Pocoyo. Merhaba. Merhaba Eli. Ve merhaba Pato. Oh, anladım. Yarışacaksınız. Çok eğlenceli. Hoppa. Pekala. Herkes hazır mı? Üçe kadar saydığında herkes başla diye bağıracak, tamam mı? Bir, iki, üç. Başla! Ve işte kazanan... Pocoyo! Pato atlama yarışıyla devam etmeye hazır. Aferin Pocoyo. Mükemmel atlayış Pato. Sanırım kazanan kişi belli oldu. Şanssızlık. Eli kazandı. Olamaz. Pato çok huysuz bir mağlup. Bu da ne? Bunlar çok süslü koşu ayakkabılarına benziyor. Denesene Pato. Güzel. Vay canına. Aa, hayır Pato. Sanki bu ayakkabıların kendine ait bir aklı var.
Görünüşe göre onları kontrol altına aldın Pato. Vay canına. Pato, onunla küçük bir yarış yapmak isteyip istemediğinizi soruyor. Pekala çocuklar, yine katılın. Hazır, bekle, başla! Pato kazandı. Evet Pato, biliyoruz. Galip sensin. Sanırım galibi şimdiden ilan edebiliriz. Pato kazandı. Artık seninle yarışmak istediklerini sanmıyorum Pato. Ellie müthiş ayakkabılarını fark etti. Ayakkabılar sanki onları ayağından çıkarmanı istemiyor. Bu ayakkabılar kontrolden çıktı. Aferin size yavru kuş ve tırtıl. Başardınız. Sanırım bugün burada çok önemli bir ders aldın Pato. Hiçbir şey için kandırmaya değmez. Oya! Mükemmel bir fikir Pocoyo. Ne diyorsunuz? Ayakkabılar Pato'nun olmalı mı? Hayır, olmasın. Aferin sana. Yaşasın Pato. Yaşasın adil oyun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Cambaz topları. Aa, merhaba Pocoyo. Şuraya baksanıza. Ellie ne yapıyor öyle? Peki Ellie'nin ne yaptığını Pocoyo'ya siz söyler misiniz? Evet, Ellie cambazlık yapıyor Pocoyo. Eğlenceli görünüyor değil mi Pocoyo? Pocoyo cambaz. Ah canım. Cambazlık yapmayı öğrenmek uzun zaman alır Pocoyo. Ellie, bunu yapmayı nasıl öğrendin? Galiba sana gösterecek. O zaman Ellie'ye cambazlığı ahtapot öğretmiş. Hadi Pocoyo, çekinecek bir şey yok. Cambazlığın çok zor bir iş olduğunu biliyorum Ahtapot. Ama Pocoyo bunu yapmayı gerçekten çok istiyor.
Onu taklit ediyorsun. Çok akıllıca. Pocoyo, sen çok şanslısın. Ahtapot sana bu işi öğretecek. Pocoyo, cambaz. İlginç. Galiba ahtapot zıplamanı istiyor Pocoyo. Gayet güzel. Galiba ahtapot kendine sarılarak topa benzemeni istiyor Pocoyo. Bak, bir de şöyle düşün Pocoyo. İyiye gidiyorsun. Şeyde, yaptığın iş her neyse onda. Pocoyo, cambaz. Acaba bu ne için? Anladığım kadarıyla ahtapot biraz sıcaklamış. İşte bu çok ilginç. Ahtapot şimdi de senden şemsiyeyi açıp kapatmanı istiyor. Acaba aklından ne geçiyor? Aferin sana Pocoyo. Bu da ne? Anladığım kadarıyla el ile ahtapot bir gösteri yapacaklar. Galiba ahtapot yardım etmeni istiyor Pocoyo. Evet, senin. Sen de katıl. Ahtapot'un Pocoyo'yu neden o şekilde çalıştırdığını şimdi anladım. Cambazlık yapmak için biraz küçüksün Pocoyo. Ama eşlik etmek için değilsin. Hepsinden önemlisi onlara katılmayı ve gösterinin yıldızı olmayı başardın. Aferin sana Pocoyo. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Tek vuruş. Merhaba Eli. Üzgünüm. Görünüşe göre Eli golf oynuyor. Golf sopası var. Golf topu var. Bu da delik. Pocoyo'ya Eli'nin hangi oyunu oynadığını söyleyebilir misiniz? Olamaz. Şimdi de uykucu kuşla sessiz anlar. Merhaba Pocoyo. Bir golf çantası. Golf çantası!
golf sahası. Yapma Pocoyo. Saha. Hoşça kal. Neyse, iyi geceler. Pocoyo'ya onun ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Golf sopası! O bir golf sopası! Peki, onun ne olduğunu Pocoyo'ya söyleyebilir misiniz? Golf topu! O bir golf topu! Aferin sana Eli. Deliye çok yaklaştın. Yaşasın! Pocoyo. Haklısın Eli. Bu hiç hoş değildi. Renk çarkı. Renk çarkına hoş geldiniz. Bugünün rengi pembe. Pekala. Göreviniz pembe bir şeyler bulmak. Hadi başlayın. Pembe bir şeyler. Pekala. Çektiğiniz fotoğraflara bakalım. Pembe bir top. Pembe bir kutu. Ve pembe bir çiçek. Aferin size. Araştırmaya devam edin. Pembe bir kapı. Mükemmel. Pembe bir bardak. Çok güzel. Ve onun kim olduğunu biliyor musunuz? Pembe bir uzaylı. Doğru. Pembe bir uzaylı. Yaşasın pembe. Evet, en baştan başlayın. İyi vuruş Eli. Olamaz. Eli sana yardımcı olacak Pocoyo. No. Muhteşem. Top deliğe girdi. Yaşasın, 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 yaşasın. Muhteşem bir oyundu. Hadi şarkı söyleyelim. Sopayla doludur golf çantam. Görünür bayrak uzakta. Golf sahasındayız, golf oynarız. Söylediklerimi yap şimdi. Golf sopasını kullan, vur topa. Gönder deliye bayrağı. Golf çantası. Deli. Golf topu. Bayrağı. Golf sopası. Golf sopasını kullan, vur topa. Gönder deliye bayrağı. Pocoyo'nun balonu. Aa, bakın işte Pocoyo geliyor. Elindekinin ne olduğunu siz söyler misiniz? O bir balon. Doğru söylediniz. Bu bir balon. Hem de çok güzel bir balon.
Pocoyo'nun neden bağırdığını Pato'ya siz söyler misiniz? Ya. Balonunu kaybetti. Balonu uçup gitti. Ah, bak Pocoyo. Anlayabildin mi? Balonun geri gelene kadar hiçbir arkadaşınla oyun oynamayacaksın galiba. Yani balonun hiç gelmezse bir daha hiç oyun oynamayacak mısın? Ama kayıp balon gibi bazı şeyler geri gelmez. Ve bu konuda kimse bir şey yapamaz. Anlıyorum Pocoyo ama kimse arkadaşlarınla oynamana engel olmuyor ki. Tekrar eğlenmeye karar vermen yeterli. Hey! Arkadaşlarım! İşte bu çok güzel. Aferin sana Pocoyo. Bak iyi ki uçup gitmeyen arkadaşlarım var. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Kaykay çılgınlığı. Merhaba Pocoyo. Merhaba. Merhaba Pato. Oo, bu da nedir? Kaykay. Bu güzel pembe kaykay kimin acaba? Elinin. Acaba burada ne işi var? Belki de onu unutmuştur. Ne dersiniz? Sizce onu Eli'ye götürsünler mi? Evet, Eli'ye götürün. Onu götürün. Oh. Sana Pato, kaykay konusunda tam bir ustasın. (Gülüyor)
Görünüşe göre Pato bir ustanın neler yapabileceğini göstermek için hazır. Kaykayın nasıl sürüleceğini sahiden biliyorsun Pato. Harika. Yavru kuş, tırtıl kaykayına bayıldım. Pato, onun fotoğraflarını çekmekle yetinmen gerektiğini düşünüyor. En azından büyüyene kadar. Şuna bakın. Etkileyici görünüyor. Hey, hey! Şuna bakın. Hayır. Bence Eli buna pek sevinmeyecek. Ama Pato, bu Eli'nin kaykayı. Pato bunu hatırlayamayacak kadar çok eğleniyor. Hayır, olamaz. Oh, hayır. Pato, hayır. O Eli'nin kaykayıydı. Unuttun mu Pato? Eli, Eli. Şimdi ne yapacaksınız peki? Gerçekten de Eli'nin bu heykeli kaykayı kadar seveceğini mi sanıyorsun? Biriniz Pocoyo'ya kimin geldiğini söyleyebilir mi? Eli! Eli geliyor! Pato, bu sen misin? Merhaba Eli. Eli, belki de şu anda kaykayına binmesen daha iyi olur. Oh! Eli. Olamaz. Aslında Eli, kaykayın kırıldı. Tamir edecekler, merak etme. Ellerinden geleni yaptılar. Gerçekten de öyle. Onlara sarılma. Yani kaykayının kırılmış olmasına kızmadın mı? Neler oluyor? Anladım. Biriniz Pocoyo'ya Eli de ne olduğunu söyleyebilir mi? Yeni bir kaykay. Eli'nin yeni bir kaykayı var. Haklısınız. Ve çok da havalı bir kaykay. Ay canına. Boşuna endişelenmişim. Yaşasın Pocoyo. Doğruyu söylediğiniz için tebrikler. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Gülki neşelen. İşte Pocoyo. Merhaba Pocoyo. Ne oldu Pocoyo? Canım, anlaşılan Pocoyo bugün hiç havasında değil. Neşelen Pocoyo. Bak Pocoyo,
Yüzünü güldürecek biri şu anda bu tarafa doğru geliyor. Baksana Pocoyo. Senin arkadaşın. Hangi arkadaşının geldiğini Pocoyo'ya lütfen siz söyler misiniz? Ahtapot geldi. Ahtapot. Doğru söylüyorlar. Merhaba Ahtapot. Maalesef Pocoyo'nun canı bugün biraz sıkkın Ahtapot. Yardım eder misin? Ahtapot, başardın. Pocoyo'yu neşelendirdin. Aferin sana. Ellie, ne kadar da güzel dans ediyorsun. Şimdi de Ellie'nin morali bozuldu. Pocoyo'nun kahkahası yüzünden güzel dansı bölündü. Neşelenmeden asla dans edilmez. Başardın. Aferin sana Ahtapot. Ellie'nin neşesi tekrar yerine geldi. Ah, Pato da burada. Şimdi anladım. Şapkan aşağı düşüp gözlerini kapatmış. Şimdi onu çıkartamıyorsun. Ah canım Pocoyo. Pato, Ellie ile senin ona güldüğünüzü sanıyor. Anladın mı? Aa, çok güzel Pocoyo ve Ellie. Ama Pato hala normal haline dönmedi gibi görünüyor. Pato'yu ne neşelendirebilir? Pato'yu neyin ya da kimin neşelendireceğini Pocoyo ve Ellie'ye siz söyleyebilir misiniz? Ahtapot! Aha! Çok iyi fikir. Ahtapot'un onu güldürmek için yapabileceği bir şey olmalı. Bir tüy mü? Bu Pato'yu nasıl güldürebilir? Yine başardı. Pato'yu en sonunda güldürdü. Gördüğünüz gibi gıdıklanmak Pato'yu güldürdü. Çok zekice bir fikir Ahtapot. Aa, şundan eminim. Ben de işe yaramaz. Ben hayatta gıdıklanmam. Anlıyorum. Evet, anlıyorum.
Ay çok gıdıklanıyorum ahtapot. Tamam ahtapot yeter. Bence bu kadar yeter. Teşekkürler ahtapot yeter. Kes şunu lütfen. Gülmek gerçekten harika bir şey. Dünyanın en güzel şeyi. Hatta yani canınız ne kadar sıkkın olsa da... Aferin. Aferin size ahtapot ve Pocoyo. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dokunmak yok. Merhaba Pocoyo. Merhaba. Bu kadar telaşla koşturarak nereye gidiyorsun? Vay, Eli ne kadar güzel bir kale yapmış. Ha. Ne dersin Pocoyo? Ne oldu Eli? Bir sorun mu var? Evet anladım. Galiba bir eksiklik var. Pocoyo, Eli'nin kalesindeki eksikliği fark ettin mi? Pocoyo'ya yardım edin çocuklar. Sizce kalede ne eksik? Bayrak! Bayrağı eksik! Doğru söylediniz. Kalenin bayrağı eksik. O da ne öyle? Eli ne demek istiyor? Bence Eli kendisi yokken kaleye dokunulmamasını söylüyor. Ve senin de kaleye kimseyi yaklaştırmamanı istiyor Pocoyo. Dokunmak yok. Evet. Aferin Pocoyo. Dokunma, dokunma. Dokunmak yok. Dokun. Lula gelmiş. Dokunmak yok. Aklında ne var? Gelen patoymuş. Pato, dokunmak yok. Galiba patonun çok da ilgisini çekmedi. Dokunmak yok. Dokunmak yok. Dokunmak yok. Bunun hiç de iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum Pocoyo. Eli'nin ne dediğini Pocoyo'ya siz hatırlatır mısınız? Dokunmak yok.
Eliva Pocoyo bize bir şey göstermek istiyor. Hadi bakalım. Neydi o Pocoyo? Ben bir şey göremiyorum. Pocoyo, sen ne yaptın böyle? Evet, aferin sana Pocoyo. Evet. Burada biri var. Ve galiba onun da söylemek istediği bir şeyler var. Demek buradasın Pocoyo. Eli. Poco dokundu. Özür dilerim. Aferin sana Pocoyo. Özür diledin ve şimdi de Ellie'yi mutlu etmek için bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. İşte başardınız. Kaleyi yeniden yaptınız. Eskisinden de güzel oldu. Aferin size Pocoyo ve Ellie. Dost olduğunuz sürece çözülmeyecek sorun yoktur. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Ellie'nin benekleri. Merhaba Pocoyo. Merhaba Pato. Merhaba. Bugün piknik yapmayı mı planlıyorsun? Ellie. Oh, gördüm. Ne kadar güzel bir fikir. Ellie pikniğe bayılır. O da ne? Ellie biraz farklı görünüyor. Evet Ellie, bugün görünüşünde biraz değişiklik var sanki. Çocuklar, Ellie'nin bugün neden farklı göründüğünü söyleyebilir misiniz? Dur. Sakin ol Eli. Galiba bir hastalığa yakalanmışsın ama merak etme. Pocoyo, Pato, Eli'den kaçmayın. Fil benekleri korkulacak bir şey değildir. Eğer yatağında dinlenirse, eli çabucak iyileşir. Hepsi bu. Galiba Pocoyo'nun bir fikri var. Harika bir fikir. Gördün mü Eli? Eğer bir şeye ihtiyacın olursa bu minik zili çalabilirsin. O zaman Pocoyo ile Pato hemen yardıma gelir. Peki o zaman. Siz ikiniz artık pikniğe gitsenize. Duydunuz mu? Galiba Ellie'nin yardıma ihtiyacı var. Galiba Ellie susamış. Evet, işte oldu. Pekala. Hadi siz gidip devam edin artık. Piknik. Piknik.
İşte yine çalıyor. Bu defa ne oldu acaba? Oh, vanilyalı muzlu süt istiyor. Üzerinde şekerlemeli dondurma. Bir de kağıt şemsiye olacak. Pekala. Eğer doğru duyduysam, Ellie'nin şunlara ihtiyacı varmış. Bir sulama kabı, kaykay, radyo, telefon ve bir sürü başka şey. Galiba sen iyileşmişsin. Ellie'nin neden artık daha iyi göründüğünü söyleyebilir misiniz? Benekleri kaybolmuş. Çok doğru. Benekleri kaybolmuş. Hiç benek kalmamış. Bence çok yorulmuşlar Ellie. Biliyorsun, bütün gün senin isteklerini yerine getirmek için koşup durdular. Ellie şimdi nereye gidiyor acaba? Evet, görünüşe bakılırsa arkadaşlarımız bütün bu olanlardan sonra pikniklerine devam edebilecekler. Tabii Ellie'nin de gelmesine çok sevindim. Siz sevinmediniz mi? Yaşasın piknik, yaşasın Pocoyo. Hoşça kalın, görüşmek üzere.